San Fierro ile Los Santos arasında kalan engin kırsal bölge, eni sonu görülmez ormanlarla ucu göklere çıkacakmış gibi görünen ve sizi orada dolaşırken her birinin bir diğeriyle fısıldaştığını düşündüğünüz ağaçlarla ve birden çöküp sizi hazırlıksız yakalayan yoğun, boğucu, kendi iradesine sahip tekinsiz bir sisle doludur. Bu sis çöktüğünde ancak farkına varabilirsiniz. Etrafa dağılmış, sahipsiz arabalar vardır. Sürücüleri nerededir bilinmez. Hepsi hasar görmüştür. Bir zamanlarki sahipleri her kimse başlarına iyi şeyler gelmediği kesindir. Kimin hangi sebeple arabalara zarar verdiği de yine bir gizemdir. Siz bu düşüncelere kapılıp boğucu sesin içinde kaybolmuşken berbat bir his içinizi doldurur. Kökünü göremediğiniz bir kuşku size hükmeder. Ağaçların ve sisin arasından bir şey sizi izliyor. Artık sizin için çok geç. San Andreas'taki en ünlü gizem açık ara farkla koca ayaktır. Genelde Kuzey Amerika anlatılarında görülen bu yaratığın oyunun içinde çoğunlukla Beko Beyond, Shady Creek ve Mount Chiliad başta olmak üzere kırsal bölgelerde görüldüğü söylenir. Oyunun çıkışıyla beraber çevrim içi forumlarda San Andreas'ın ormanlık bölgelerinde bulunulduğu iddia edilir. Bu söylentiler ortaya çıkar çıkmaz koca ayak gizemi neredeyse oyunun kendisinin çıkışıyla karşılaştırılabilecek düzeyde dikkatleri de üzerine çeker. Bu gizemi duyan oyuncuların bir kısmı San Andreas'ın dağlarına, ormanlarına, yaratığı bulmaya çalışmak için hücum ederken bir kısmı da korkudan oyunu bir daha açamaz. 2010'lu yıllara kadar ben de oyunu açmaya korkan, açsa da şehirden dışarıya çıkamayan insanlardan birisiydim. Sonra ise araştırmaya başladım. Gerisini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve San Andreas Gizemleri Koca Ayağa hoş geldiniz. This is gonna blow your fucking mind! Oh shit, here we go again. Koca ayak veya Sasquatch adıyla bilinen canavar, kıllarla kaplı kocaman insanımsı bir yaratıktır ve çoğunlukla Kuzey Amerika, özellikle de Cascadia bölgesinde bulunduğu söylenir. Avrupa'dan gelmiş olabilecek vahşi insan figürüyle çok benzeşir. Kriptozooloji alanının en büyük konularından birisidir. İki ayağı üzerinde durur, koyu kızıl, koyu kahverengi veya kara renkte kıllarla kaplıdır. 1.8 ila 2.7 metreden 3 ila 4.6 metreye uzanabilen bir boya sahiptir. Yüz hatları açısından bir şempanzeden çok bir insanı andırdığı iddia edilir. Geniş omuzları, uzun kolları vardır ve boynu ya yoktur ya da fark edilemeyecek kadar kısa ve kalındır. Gecenin karanlığında yaratığın gözlerinin parladığı anlatılır. Bu da onu bir insan olamayacak bir biçime sokar. Adını ona veren ayağının ise 20 santim genişliği, 60 santim uzunluğu olduğu söylenir. Oyunda koca ayağın davranışları kesin değildir. Oyuncuların iddialarına göre genelde çok uzakta iri bir şekil olarak görünür ve yaklaştığınızda kaçarak kaybolur. Başkalarının dediğine göre yaratık çok yaklaşılırsa saldırıya geçer. Bazıları Johnson evindeki bir resimde koca ayağın görülebildiğinden bahseder. Aynı şekilde ağaçların dalları arasında da primata benzer hayvanların görüldüğü de söylenir. Yine oyuncuların dillerinde dolaşan spekülasyonlardan bir tanesi de canavarın oyunun beta sürümünde olduğu ama güncel sürümünde kaldırıldığıdır. Yaratığın en fazla görüldüğü bölgeler hali hazırda yan yana dizilmiş yerler olan Beko Beyond, Shady Creeks ve Mount Chiliad'dır. Üç bölge de insan yerleşiminden yoksun kalan tamamıyla vahşi coğrafyalardır.
Uzun uzun ağaçlar bütün yüzeyi sarar sarmalar. Yüksek kayalıklarda aynı şekilde oyuncunun dünyanın geri kalanından ayrık hissetmesine neden olur. Ne bir yol ne de bir bina insanın görüş alanında kalır. Beko Beyond bölgesinin şekli tam bir ayağı andırır. Shady Creek'te yer alan basit boş bir kulübe oyunculara burada önemli bir şeyler olduğunu düşündürür. Mount Chiliad'da ise koca ayağın bile sığınabileceği yapıların olması burayı da önemli bir nokta yapar. Ayrıca ona çok benzeyen Yeti'nin de burada dolaştığı söylenir. Bu yüzden dağ bölgesi de oyuncuların sıkça araştırma yaptığı yerler arasındadır. ...26 Ağustos 2013'te oyunun yayınlanmasından 9 yıl sonra New Yorker dergisinde bir yazı yayınlanır. 2004 yılında Rob Silver adlı bir oyuncunun ağzından Beko Beyond bölgesinde kamyonetiyle yolculuk ederken yaşadıkları anlatılır. Ekranın köşesinde uzun boylu, koyu renkli ve kalınca birisini gördüm. İki kere oldu. İkisi de aynı yıl içindeydi. Bugüne kadar o yaratıkla bir daha karşılaşmadım. Yazının yayınlandığı 2013 yılında ise Michigan'lı Caleb Krimmel adlı bir oyuncu kendi yaşadıklarını anlatır. Daha önce sesin içinde tuhaf karartılar görmüştüm ama karakterler hiç olmadıkları yerlerde de görünebiliyorlar. Böylesine bir bilgisayar hatası benim karşılaştığım şeylerin çoğunu açıklayabiliyorken bu kez durum daha farklıydı. Beko Beyond'da tepeden yukarıya yürüyordum. Sisli bir hava vardı. Ama bitkilerin arasında devasa bir karartının durduğunu net bir şekilde görebiliyordum. Resim çekmek için kameramı oraya doğrulttum ama görüntüyü alana kadar çoktan kaçmıştı. Rockstar Games yöneticisi Terry Donovan ile yapılan röportajda kendisi şöyle demiştir. Oyunda koca ayak diye bir şey yok. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi. Ama o ormanlarda bir şey var. Bunun üzerine oyuncuların bir kısmı oyun içinde yaratığı aramayı bırakıp ormandaki bu diğer şeyi bulmaya konulmuş, bir kısmı hiçbir şey yok deyip hepten vazgeçmişken bir kısmı da inat ederek ve ellerindeki ipuçlara sarılarak gizemin peşinde koşmaya devam etti. Muhtemelen de hep devam edecekler. Koca ayak kuşkusuz San Andreas'taki en eski, en büyük ve en popüler gizemdir. Lehine yönelik ipuçları bir hayli fazladır ve içinde var olabileceği alan da çok geniştir. Kendisinin görüldüğü videoların ve resimlerin pek çoğu yapay olarak üretilse de bu durum sadece insanların arayışlarında daha fazla inat etmelerine sebep vermiştir. San Andreas'tan sonra gelen GTA oyunlarıyla da gizemin temel alındığı içeriklerin görülmesi oyunda bu iddiaları daha da ateşler. Sonuç ne olursa olsun bu yaratık kendisini oyuncu kültürüne ve zihnine kazınmıştır. Sonraki videoda görüşmek üzere.